Ne istiyorsun? Ali Hikmet, duydum ki Nihat'a borçlanmışsın, bir destede senet yapmışsın ha? Ne istiyorsun dedim? Diyorum ki o senetler bende artık, haberin olsun. Şimdi ne yapacaksın bakalım Ali Hikmet Başat? Oo Gökhan Efendi, vallahi ben seni hiç beklemiyordum. Buyur geç otur şöyle. Ne yapıyorsun sen? Niye? Ne yapmışım ki? Arkadan dolanma Hakan Korkut. Ne istiyorsan erkekçe söyle. Ha sen atlarını aldım diye bozuldum ben. Satmasaydın ben de almazdım. Ama bak ne kadar güzel atlar değil mi? Hepsi birbirinden şahane. Senin bizimle derdin ne? Demek haberin yok olanlardan. Baban da haklı tabii. Yüzü yok adamın, söylesin sana. Ne anlatıyorsun sen? Bana bak. Derdin neyse geç karşıma, erkek gibi konuş. Yoksa böyle... Öyle böyle yok Gökhan. Okyaydan çıktı artık. Tamam. Madem öyle. Atlarıma iyi bak. Hepsini senden geri alacağım. Sen o atları al Gökhan Efendi. Canın sağ olsun. Ben 22 yıl bekledim. Neyiniz var, neyiniz yok alacağım. Ali Hikmet Başat, kapımda süründüreceğim seni. Kapımda. İzmir'e gitti de. Nihat Bey'in telefonu. Nihat Bey İzmir'e gitti. Ulan şerefsizler! Patronunuz İzmir'e gitti de telefonunu ofiste mi bıraktı? Evet öyle olmuş. Biz de şimdi ne yapsak diye düşünüyorduk. Söyleyin o patronunuza. Bitti oğlum o. Bitti.